Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Gürkan Gülcan. Arkadaşlar, bugün size ana bilim dalımızı tanıtmak istiyorum. Her şeyden önce ana bilim dalımızın hangi alanlara hizmet verdiği, hangi bölümlerden öğrenci aldığı aslında en önemli konu. Ama öncelikle eğitim yöneticileri, yani başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere özel şirketlerde, çeşitli düzeylerde, hizmet içi eğitim bölümlerinde eğitim yöneticileri, eğitim deneticileri, eğitim planlayıcıları, eğitim uzmanları herhangi bir aşamada bu arkadaşlarımız esasında bizim ana bilim dalımızın en azından yüksek lisans düzeyinde mezuniyetleri olması gerekir. Ana bilim dalımızın toplamda baktığımızda tabii 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesi'nin en önemli bölümlerinden bir tanesi eğitim bölümü ve onun devamı olarak düşündüğümüz eğitim yönetimi ana bilim dalımızın başta öğretmen yetiştirme olmak üzere eğitim uzmanı, eğitim yöneticisi, eğitim planlayıcısı, eğitim denetçisi, eğitim ekonomisti konularında gerek ülkemizin gerek dünyanın çeşitli ülkelerinden de bölümümüze gelen öğrenciler var. Gerek dünyanın ihtiyacını karşılamak üzere bölgemizde ve Türkiye'nin tabii en eski, en köklü ve tabii ki mevcut yapısı bakımından, nicelik ve nitelik bakımından da en güçlü ana bilim dalı olarak şu an hizmete devam etmekteyiz. Bizim sadece lisansüstü düzeyinde 260 öğrencimiz var. Bunların 80 tanesi doktora düzeyinde, 200 diğer 120 tanesi yüksek lisans düzeyinde ve 60 öğrencimiz de tezsiz yüksek lisans düzeyinde halihazırda bizimle öğrenci olarak ilişkileri devam etmektedir. Öğrencilerimiz genellikle en geç 4-5 yıl içerisinde derslerini ve tezlerini bitirerek bölümümüzden gerek doktorant olarak gerek yüksek lisanslarını bitirerek eğitim uzmanı olarak ya da eğitim yöneticisi olarak mezun olmaktadırlar. Baktığımızda bu mevcut öğrenciler içerisinde 2015 öncesi öğrenci sayımız %10 civarındadır. Yani 25 civarında öğrencimiz 5 yıldan daha fazla sürede bölümümüzde hali hazırda yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciliği devam etmektedir. Bunların bir kısmı tabii AFT'tan dönen arkadaşlarımız var. Bir kısmı da biraz ailevi nedenlerle veyahut da görevi nedeniyle süresini uzatan arkadaşlarımız var. Ama genel olarak biz sistemimizin özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında ihtiyaç duyduğu eğitim uzmanlarını, eğitim yöneticilerini yetiştirme konusunda azimle çalışmaya devam ediyoruz. Aslında her yıl değişmekle birlikte gene de bir fikir olsun diye sizlere bilgi vermek isterim. Bu seneki kontenjanımız örnek olarak 15 doktora öğrencisi alacağız. 25 yüksek lisans, tezli yüksek lisans öğrencisi alacağız ve 75 de tezsiz yüksek lisans kontenjanımız var. Genellikle tezsiz yüksek lisans kontenjanı çok fazla dolmuyor ama kontenjanımız açık durumdadır. Şimdi okulumuzun aslında bir amacı ve vizyonu, misyonu genel olarak toparlarsak eğer o halde eğitim yönetimi ana bilim dalı, denetim, planlama, eğitim ekonomisi, eğitim politikası alanlarında ülkenin ihtiyacı olan uzman, yönetici, denetçi, araştırmacı ve öğretim üyesi aslında yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölümdür ve üniversite olarak da tabii öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir üniversite olarak da bu bölümümüz önemli bir bölüm olarak üniversitenin de önemli bir bölüm olarak yer almaktadır. Bizde yüksek lisans, doktora ve tezsiz yüksek lisans programları vardır aynı düzeyde. Tarihçesine bakarsak eğer 1926 yılı Büyük Önder Atatürk'ün talimatıyla Gazi Üniversitesi'nin kuruluş yılıdır aslında ve bu alanda bu Gazi Üniversitesi'nin kampüsünde o zaman tabii burası boş, bataklık, sazlık bir alan. Burada bir üniversite kurulması talimatı veriliyor ve 1926 yılında aslında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak kurulan okul
aslında 1926 yılında öğrenci de alıyor. 40 civarında öğrenci alıyor. Bunların ilk yıl 1926-1927 öğretim yılında Konya'da eğitimlerini alıyorlar bu öğrenciler. Daha sonra 27'de okulumuz inşaatı bittikten sonra buraya taşınıyorlar ve ilk etapta 4 bölüm açılıyor. Bu bölümlerden bir tanesi de doğrudan 1927'de açılan pedagoji bölümü. O dönemde bütün dünyada pedagoji bölümleri günümüz koşulları için düşünürsek eğer eğitim bilimlerinin bütün ana bilim dallarını kapsayan genel bir bölüm. Yani daha sonra adı zaten 1943'te Eğit Bilim Bölümü adını alıyor. 1947'de tekrar pedagoji bölümü alıyor. Ve 1965'te eğitim bölümü oluyor ve 1983'te YÖK kanunuyla birlikte eğitim bölümü olarak yeniden hayata devam ediyor. Ve arkasından bu bölüm ana bilim dallarına ayrılıyor ve eğitim yönetimi, teftişi, planlaması, ekonomisi ana bilim dalı, program geliştirme, ölçme değerlendirme ve PEDERE ana bilim dallarına ayrılarak YÖK kanunuyla birlikte günümüze kadar devam ediyor. Bugün ana bilim dalımızın 10 tane profesör, 4 tane doçent ve 4 tane araştırma görevlisi olmak üzere arkadaşlar 18 akademik personelle bu hizmetleri vermekteyiz ve her yıl biz düzenli olarak en az 10 civarında doktorant mezunu veriyoruz, 20 civarında yüksek lisans mezunu veriyoruz ve aynı oranda 20 civarında da tezsiz yüksek lisanstan öğrencilerimiz mezun oluyor. Bunların bir kısmı da yatay geçişle tezsizden tezliğe geçebiliyorlar. Buna olanak sağlıyoruz. Ve tabii mezun ettiğimiz öğrencilerin, özellikle doktora düzeyinde mezun ettiğimiz öğrencilerin önemli bir kısmı diğer üniversitelerde, gelişmekte olan üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev alıyorlar. Tabii 35. maddeden ana bilim dalımızda da hali hazırda akademik çalışmalara devam eden arkadaşımız da var. Dolayısıyla aslında üniversitemiz ve özellikle bölümümüz yabancı öğrenci de alıyor dışarıdan. Afrika, Asya ülkelerinden de öğrenci alıyoruz. Bölgemize ve ülkemize özellikle üniversitelere başta olmak üzere arkasından Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim yöneticisi, eğitim uzmanı, eğitim denetçisi, eğitim planlayıcısı ve tabii ki araştırmacı ve akademisyen olarak insan yetiştirmek üzere programlanmış bir ana bilim dalıdır. Tarihçeden biraz bahsetmek gerekirse arkadaşlar, tabii bu tarihsel süreç içerisinde 1927'den itibaren aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek düzeyde öğretmen yetiştirme, eğitim uzmanı yetiştirme, eğitim denetçisi, uzun yıllar müfettiş yetiştirme konusunda bölümümüz önemli görevler üstlenmiştir. Ve baktığımızda okulumuz, yani o eğitim bölümü, dönemin eğitim, daha sonra eğitim mensubu olan bölümünde müdürlük yapan İhsan Sungu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi çok geçmişte bakanlık yapmış, çok tanınmış eğitimciler de bölümümüzün aslında müdürlüğünü yapmışlar bir zamanlar. Bunun dışında tabii yakın tarihlerde 60'lı yıllardan itibaren de Avni Akyol, Mustafa Üstündağ gibi bakanları da bizim bölümümüz yetiştirmiştir. Aslında genel olarak baktığımızda bölümümüzden kasıt hali hazırda mevcut bakanımız bile bizim bölümümüzün bir çıktısı olarak düşünülebilir. Evet, şimdi tarihçeyi geçtikten sonra arkadaşlar ilgi alanlarımız, çalışma alanlarımız nedir? Onunla ilgili biraz bilgi vermek isterim. Tabii şunu belirtmek isterim. Biz aynı zamanda sadece yüksek lisans, doktora ve tezsiz yüksek lisans programlarına dayalı bir ana bilim dalı değiliz. Aynı zamanda lisans programlarına, yani bütün öğretmen yetiştiren bütün bölümlerin derslerine, eğitim yönetimi alanındaki sınıf yönetimi, eğitim bilimine giriş, Türkiye eğitim sistemi gibi derslerine bizim servis dersleri olarak bizim bölümümüzün öğretim üyeleri girmektedirler. Dolayısıyla biz hem
lisans düzeyinde öğretmen yetiştirmenin bir ana bilim dalıyız. Ama ağırlıklı olarak da lisansüstü düzeyde biraz önce saydığım alanlarda eğitim yapmaktayız. Alanlarımız genel olarak eğitim yönetimi, eğitim liderliği, denetim, eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, örgütsel davranış, örgüt psikolojisi, örgüt kültürü, eğitim politikası, güç, çatışma, yüksek öğretim yönetimi, Türk eğitim sisteminin yönetimi, mesleki eğitimin yönetimi gibi konularda çalışmaktadır. Ve tabii arkadaşlarımız, 18 arkadaşımız büyük ölçüde bu öğrencilerimizin biraz önce sayısını verdiğim 260 öğrencinin aşağı yukarı birbirine yakın dağılımla danışmanlıklarını üstlenmişlerdir. Değişmekle birlikte her öğretim üyesine 10-15 öğrencinin üzerinde bazen 18 öğrenciye kadar danışmanlık düşmektedir. Ve biz tabii yoğun bir şekilde her yıl bütün arkadaşlarımız lisansüstü düzeyde doktora ve yüksek lisans diplomalarını öğrencilerin vermek üzere onları yönlendirmek, onların tezlerini, savunmalarını sağlamak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Derslerimizden biraz bahsetmek isterim. Tabii bütün dersleri saymak istemiyorum ama yönetimle ilgili ve Türk eğitim sistemiyle ilgili, örgütsel değişimle, planlamayla ilgili pek çok dersimiz var. Toplamda 20'nin üzerinde doktorada, 20'nin üzerinde yüksek lisansta derslerimiz var. Ve tabii tezsiz yüksek lisans derslerimizin sayısı biraz bunlardan daha düşüktür. Pekala, bizim kredi transfer sistemine göre toplam kredi sayımız ne kadardır? Bununla ilgili bilgiyi vermek isterim. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için öğrencilerin 90 kredi tamamlaması gerekir. Bu aşağı yukarı bizim derslerimize göre 2 kredi aslında onların dersleri daha çok. 10 artı 1 ders alması gerekiyor bizden öğrencinin. Yüksek lisansta en az 8 ders artı 1 ders, yani toplam 9 ders alacak ve 120 krediyle öğrenci mezun olacak. Doktorada ise 240 krediyle öğrencinin mezun olması gerekiyor ve o da yine doktora düzeyinde de 9 ders alacak. Tabii ki bir de tez dönemi ya da tezsiz yüksek lisans için proje dönemi diyebileceğimiz dönemler vardır. Aslında biraz öğretim üyelerinden de söz etmek gerekir. Arkadaşlar, bizim öğretim üyelerimiz tabii kendi alanlarında ve kendi branşlarında Türkiye'nin sayılı öğretim üyelerimiz var. Bunların, bu öğretim üyelerimizin her birinin tabii verdiği dersler bakımından, uzmanlaştığı konular bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. Ve sonuç olarak arkadaşlar, öğretmenler, yöneticiler, özellikle okul müdürleri, denetçiler, müfettişler, yani bakanlık ve il müfettişleri olmak üzere, yine planlamacılar, yine öğretmenlik branşlarında arkadaşlar, biz 21 bölümden yüksek lisans ve doktoraya öğrenci almaktayız. Dolayısıyla biz aslında geçmişte kendi alanımızda lisansı 1997 yılına kadar lisansı bulunan bir bölüm olarak, şimdi farklı bölümlerden sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, pek çok 21 bölümden, öğretmenlik bölümünden biz öğrenci almaktayız lisansüstü düzeyde. Ve genel olarak mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli düzeylerinde, il Milli Eğitim Müdürlüklerinin çeşitli düzeylerinde yöneticilik, uzmanlık, planlayıcı uzmanları olarak çalışmaktadırlar. Ve tabii başvuru koşullarına bakarsak eğer, genel olarak bizim başvuru koşullarımız için arkadaşlar yönetmelik var. Mutlaka yönetmeliği izlemeniz gerekir. Yönetmelik tabii ki Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Biz enstitünün bir bilim dalıyız. Ana bilim dalına bağlı bir bilim dalıyız. Ve tabii ki duyuruları enstitü yapmaktadır. O halde bizim ana bilim dalımızda yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorsanız Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne başvurmanız gerekecektir. Ve tabii oranın sayfasını izlemeniz gerekecektir. Eğer başvuru koşullarına kısaca bir bakarsak, her yıl değişmekle birlikte, özellikle bu yıl mesela mülakat yapamayacağımız için farklı bir uygulama yapıyoruz. Biz doktora düzeyinde yine yönetmelik gereği arkadaşlar en az 55
dil puanı istiyoruz. Ve tabii ki dil puanı önemli bir şey. Dil puanının ağırlığı %20'dir. ALES puanı istiyoruz. ALES puanının da ağırlığı %50'dir. Ve yine öğrencinin ders ortalamaları puanı da %30 düzeyinde etkilemektedir. Lisans, yüksek lisans düzeyinde ise yine yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu yönetmelikle getirildiği için onu arıyoruz. Ve en az 30 yabancı dil puanı arıyoruz. Ve ALES'ten de aldığı puanın %50'si artı yabancı dil puanını ekliyoruz arkadaşlar. Ve tabii başarı ortalaması, yani lisansta aldığı derslerin toplam başarı ortalaması. Bunun için arkadaşlar hem bizim sayfamızı, ana bilim dalının sayfasını, hem de eğitim bilimleri enstitüsünün sayfasını izlemeniz yeterli olacaktır. Ben hepinize başarılar diliyorum. İnşallah eğer lisans düzeyinde özellikle çalışmaya devam etmek istiyorsanız, öğretmenler, yöneticiler, gerek Ankara'da yaşayan gerek il dışında gelecek arkadaşlarımız için onlara derslerimizde kolaylıklar gösteriyoruz. Ve tabii önümüzdeki yıl derslerin büyük bir kısmı da uzaktan eğitim yapılacak. Başarılar diliyorum ve inşallah bölümümüzde hepinize karşılaşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.